Nedir anacığım bu sabahtan beri? Kamil! Of, Kamil! Ya. Bugün üstüme gelme, çok sinirliyim Allah aşkına. Ant verme canım. Bugün senin en mutlu olman gereken gün. Yok ya. Tabii. Niye? Baba olacaksın. Az mutluluk mudur? Tamam, karını çok seviyorsun. O kadar çok seviyorsun, o kadar çok kıskanıyorsun ki. Hastanelerde doğum yapmasına gönlün razı olmadı. Hastaneyi içeriye taşıdın. Şimdi içeride tam teşekküllü bir hastanemiz var. İstersen dışarıdan hasta kabulüne bile başlayabiliriz. Kaynıyor içerisi. Ebeler, hemşireler, narkozistörler, operatörler, kapıda can kurtaran. Normalden fazla bir özen. Buna rağmen nedir hala seni üzen? Anlamıyorum. Aman götür oğlum. Götür, ver, içsin. Götür. Kamil, bir şey söyleyeceğim sana ama alay etmeyeceksin. Estağfurullah, niye çıkacağım, söyle bakayım. Ben geçenlerde bir falcıya gittim canım. Bak şimdi, insanın ağzından önce söz alıyorsun, sonra öyle bir şey söylüyorsun, olacak şey değil. Sen müspet ilimle uğraşan bir adamsın, ne işin var falcılarda ya? Ben müspet ilimle uğraşan bir adam, iki fakülte mezunu, ben geçenlerde falcıya gittim. Niye biliyor musun? Niye? Beni falcıya zorla sürükleyen hergeleyle alay edebilmek için. Hı. Ulan gerizekalı, insan bu devirde falcılara inanır mı diye suratına karşı gülebilmek için. Anca öyle gidilir. De, falcıyı tanıdıktan hele bir iki kelime konuştuktan sonra maalesef her şey değişti. Nasıl bir falcıydı? Böyle bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Ey Mehmet Bey! Aksine sıradan biriydi canım. Abi bastır bakayım, bir binlik bakayım falan der sana. Sen gırgırını geç bakalım oğlum, geç gırgırını. Falcı bir saniye baktı bana, fazla değil, bir saniye. Sonra adımı, soyadımı, hangi yıl, nerede doğduğumu, anamın, babamın adlarını ve ailemdeki bütün önemli olayları eksiksiz, yanlışsız tam olarak saydı. Üf, falcı değil, süper nine bu. İşin garibi, ortağım olarak seninle ve ailenle ilgili detayları da biliyor. Olabilir, de ki gerçekten biliyor, de ki rastlantı. Ama bunda üzülecek bir şey yok ki, seni üzen ne? Pazartesi akşam üzeri dedi. Saat 6'yı çeyrek geçe. Bir çocuğun olacak. Ha ha. Bak bu ilginç. Nedir bugün günlerden? İşte pazartesi. Saat kaç? Bilmiyorum, almamışım. 6 civar, 10 falan geçiyor. İşte. Nasıl işte? Hala bana niye üzüldüğünü net olarak anlatabilmiş değilsin, biliyorsun değil mi canım? Tamam, falcı her şeyi biliyor. Falcının her dediği oluyor, olacak. Yalnız seni üzen ne, onu kim bulacak? Doğacak çocuk, kız olursa anası, hey. Oğlan olursa babası ölecek dedi. Kız olursa anası, o... Ne dedin, ne dedin? Çocuk kız olursa anası, oğlan olursa babası ölecek dedi. Sana ne oluyor lan? Allah'ım inşallah kız olur ya. Allah'ım inşallah kız olur ya Rabbi. Kamil biliyor musun? Ben... Bu aslında o kadar korkulacak bir şey de değil ha. Hadi canım nasıl değil, ödüm patlıyor. Senin için yani. Öyle bir süre geçince bir iki kadeh içtin mi? Yani bayağı sıradan bir olay gibi olağan karşılayabiliyorsun bunu. Nasıl bir kadeh geçince iki sürede içtin mi sıradan olağan karşılıyorsun gibi? Vallahi bravo. Niye? Kaderse bu. Ve kaderden kaçmamız olanaksızsa ne yapabiliriz oğlum? Kötü bir kader ama bu. Evet.